bu şekilde evet. sebep olabilir. Yani genetik mekanizması için bu. Evet, e, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta çok ilgi gördü bu konu. Nedir bu kadar ilgi görmesinin nedeni? Gerçekten Şimdi, çok güzel, çok ilginç bir konu. Evet, en enteresan çünkü çok fazla çalışma yok. Hmm. E, dediğim gibi başta da eee obeziteyle mücadelede dünyada bir başarı öyküsü yok. Evet. Hiçbir ülkenin. 2011 yılında eee Sağlık Bakanı o dönemin Türkiye'deki Sağlık Bakanı e, Sağlık Bakanlığı o, 2011 yılına obezite ile mücadele yılı olarak hmm. ifade etmişlerdi ve o dönemin Sağlık Bakanı e, Recep Aktar hmm. e, şöyle bir terim kullanma önerisi getirmişti. Hatta medyada hatırlarsın çok tartışılmıştı. E, obez yerine şişko diyelim hmm. Obezlere. Bunun üzerine de bazı gazeteciler, kilolu gazeteciler bu evet. tartışmayı alevlendirmiş hı hı. ve insan hakları konusunda çok aşağılayıcı olabileceğini, yırt bir şey olduğunu ifade etmişlerdi. O dönemde de obeziteyle mücadele ve böyle bir tartışma ortamı vardı. Ve biz bilimsel bir ortamda ilk bulguları sunduğumuzda hem bilim dünyasında ilgi gördü. Hem de Türkiye'de e, bulduğumuz bu sonuç e, basın tarafından da hemen alınıp e, bu şekilde işlendi. Tam 2011'de. da obezite kelimesinin tartışıldığı bir dönemde evet. tesadüfen evet. bunun gündeme evet. gelmiş olması. Obezite ile mücadele yılı'nın ilan edildiği bir evet. yılda e, 2013'te de yine e, şimdiki Sağlık Bakanı. Çünkü oranlar 33 civarında e, ve 5 yıllık plan çerçevesinde yüzde otuzun altına indirmeyi planlıyor. E, 2013'te de Sağlık Bakanlığı gene aynı projeyi e, başlattı veya devam ettirmek istedi. O, o da gündemdeydi. Fakat e, 2011 yılında bu ki verilerimiz e, bir mikrobun obeziteye neden olduğu e, haberi gazetecilerin çok ilgisini çekti. Evet. E, ve röportaj sırasında bana şu soruldu. Tamam bu mikrop e, bu hastalığı yapıyor ama çözümü ne olacak? Hı hı. E, ben de çözümü konusunda e, e, bir aşı veya e, tedavinin tartışılacağını ileride ve e, olabileceğini söyledim. E, tabii sen de basından biliyorsun gazeteciler bunu aldılar. Hı. E, haber olarak da şöyle yaptılar. E, aşı yolda diye bir e, manşet attılar. Evet. E, hal böyle olunca tabii ki bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyordu ama Biraz daha projeksiyonu hmm. e, sonuç odaklı ne yapabilirize çevirdik. Ve aşı çalışmasını başlattık ilk evet. kez. Ee, Biraz da medyanın e, Evet gücü, oldu. itici gücü diyorum zaten. <laughs> evet. Çünkü benim gündemimde belki sona doğru hmm. olabilirdi. Belki bu yıllarda olabilirdi. Evet. E, ama paralelinde onu da başlatmış olduk. E, ve ilk aldığımız sonuçlar deney hayvanlarında yaptığımız sonuçlar yüz güldürücüydü. 2013'te de bunu ıı, bilimsel arenada paylaştık. Arkasından da bildiğim gibi bastığında e, obeste zaten. aşısı bulundu diye evet. e, ifade edildi. E, halen devam ediyoruz çalışmalarımıza. Halen projeler devam ediyor. E, ve devam edecek de. Yani bu sorunun çözümü noktasında ne yapmamız gerekiyorsa onu bulma yolunda devam edecek. Hocam e, bilimsel çalışmalarınızı ayrı zaten zaman ayıracağız. E, kongreden bahsettik geçen seneki özellikle. E, biraz açabilir miyiz kongrelerdeki yani yaptığınız sunumlar olsun. E, evet. E, aldığınız ödüller olsun. Biraz da ondan bahsetmek isterim. Tabii birazcık. Ki e, Kıbrıs e, gördük. E, Medyada da işte Kıbrıslı Türk bilim insanının başarısı birincilik ödülü diye o güzel yansıdı gerçekten. Ee, şimdi şöyle diyeyim kendi kurumum adına e, Celal Bayer Üniversitesi adına, e, Yakın Doğu Üniversitesi adına geri bildirimler çok e, olumlu ulusal düzeyde. Tabii. E, bu çok tatmin edici bir Aha. durum. Beni de kurumumu da e, çalıştığım ekibi de e, tatmin ediyor. E, Zorluğu işin zorluğu şurada yani <laughs> bir ekiple çalışıyoruz birden fazla e, ekiple çalışıyoruz belki multidisipliner çalışıyoruz fakat işin başında ben duruyorum e, projelendirilmesi çalışmanın finansmanının sağlanması evet. çalışılması evet sunulması bilimsel arenada hı hı. sunulması e, sonrasında da makale haline getirilip yayınlanması ve raporların yazılması doğru e, Tümü e, neredeyse e, bu aşamalarda ben yapıyorum. Yani bunu asiste edecek ekipte maalesef şu anki konjonktürde birini tutma şansımız yok. Hmm.